Selamlar, merhaba. Ben Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu basın müşaviri Miray Aktağ. Bir süredir Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesapları üzerinden sizlere çeşitli kampanyalarla ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bugün farklı bir şekilde karşınızdayız. Bugün canlı yayın yapıyoruz. Ve canlı yayın konuğumuzu da dünden bu yana yine sosyal medya kanallarımız üzerinden sizlere duyurmaya çalıştık. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger bugün Periskop yayınında konuğumuz olacak ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacak. Soruları nasıl aldık? Aslında yine sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizlere duyurmuştuk. Direct message, yani doğrudan sizlerin bize sosyal medya üzerinden gönderdiği soruları toparladık, bir araya getirdik. Ve bu yayın devam ederken de onlardan bazılarını yine sormayı sürdüreceğiz. Bir takım kategoriler yaptık aldığımız sorulara göre. Hangi kategoriler olduğunu da hemen aktarmakta fayda var. Avrupa Birliği Türkiye ortaklığına ilişkin bir kategorimiz var. İlk bölümü ona ayıracağız. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine ilişkin olarak. İkinci olarak Avrupa Birliği'nin geleceğine yönelik sorular soruldu sizler tarafından. Onları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi'ye soracağız. Son olarak Avrupa Birliği projeleri ve kuşkusuz PİKDES'e ilişkin sorularda yine Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'e sorulacak. Ve bunun dışında da gelen diğer soruları sonunda ele almaya çalışacağız. Dediğimiz gibi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı bize yaklaşık bir saat ayırdı. Daha fazla onu da bekletmeyelim ve hemen dönelim. Ama hemen bunun öncesinde de şunu da hatırlatmakta fayda var. Yayın devam ederken de sorularınızı almayı sürdüreceğiz. Yerinizi aldıysanız, hazırsanız haydi başlayalım. Hello Ambassador, hi. Merhaba Sayın Büyükelçi, nasılsınız? Good, very good. I would like to start with EU-Turkey relations and ben questions Türkiye about Avrupa that. Ben Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle başlamak istiyorum. Bununla ilgili sorular var. Let me start with my question. Önce ben sorumu sorayım. What has European Union been doing so far Avrupa Birliği şimdiye kadar about the global pandemic to COVID-19? Bu küresel salgınla ilgili ne yaptı? Thank you very much. First of all, let me thank everyone. Çok teşekkürler. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum bize katıldıkları için. Ben sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu gerçekten zor bir durum hepimiz için. Ama en başta öncelikle ben hayat kaybetmiş olanlara başsağlığı, yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Ve aynı zamanda evde hasta olan ya da hastanede olanlara da acil şifa diliyorum ve hastanelerde, sağlık merkezlerinde bu virüsü kontrol edebilmek için çok çalışan tüm çalışanlara da gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi sorunuza geleyim. Avrupa Birliği ne yaptı? Öncelikle Avrupa Birliği'ndeki üye ülkeler hemen reaksiyon gösterdi. Bir takım acil tedbirler aldılar. Özellikle enfekte olan insanların tedavi edilmesi, hastalanan insanların hastanelerde tedavi edilmesi konusunda hemen reaksiyon aldılar. Ama aynı zamanda hastanelere gerekli ekipmanı da sağlamayı hızlıca sağlamaya çalıştılar. Ve ilk yanıt şehirlerde, bölgelerde, Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinde verildikten sonra Avrupa Birliği kolektif olarak çeşitli düzlemlerde çalışmaya başladı. Öncelikle sağlık hizmetlerini koordine etmeye çalıştı. Aynı zamanda büyük satın alma ihalelerine çıktı Avrupa Birliği. Çünkü ventilatörlere, respiratörlere, maskelere ihtiyacımız var. Yani insanlara yardımcı olabilmek için, bu virüsün enfekte ettiği insanlara yardım edebilmek için bu ekipmanlara ihtiyacımız var. Ve bütün
Avrupa ve global piyasada bu malzemeyi satın almak üzere ihaleler yaptı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği aynı zamanda ülkelerine dönmek isteyen, dönmesi gereken vatandaşları da bir takım uçuşlar organize ederek, seyahatlerini organize ederek evlerine ulaştırdı. Şu anda yaptığımız başka bir şey de bu krizin ekonomik etkisi konusunda bir şeyler yapabilmek. Yani insanların işlerini kaybetmemesini sağlamak, şirketlerin iflas etmemesini sağlamak, insanların işinin güvende olmasını sağlamak, şirketlerin işlerine devam etmesini sağlamak. Dolayısıyla dün Avrupa Birliği'nin maliye bakanları bir araya gelerek gerçekten oldukça büyük bir ekonomik pakete karar verdiler. Avrupa İstikrar Mekanizması, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Komisyonu'nun da desteğini alan bir paket bu. Zaten Avrupa Merkez Bankası da zaten çeşitli çalışmalar yapıyor. Buna ek olarak da bu kadar kapsamlı bir paket ortaya çıktı. Birçok ülke aynı konuları ele alıyor. Biliyorum aynı sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Ekonomilerinin çok fazla etkilenmemesini sağlamaya çalışıyor. Çünkü bu virüsle mücadelede bu tedbirlerin alınması sonucunda ekonomi üzerinde de bir etki söz konusu. Question: will there be a joint Turkey-EU work plan? Bir soru daha olacak. And Avrupa, do you see the activities that have been carried out in the EU and ve Türkiye arasında ortak çalışmalar olacak mı acaba? First of all, what this crisis is teaching us? Bu kriz bize şunu öğretti. Aslında birlikte çalışmalıyız, yan yana durmalıyız. Dolayısıyla komşular arasında yakın işbirliği kesinlikle çok gerekli. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yakın işbirliği hali hazırda var. Zaten oldukça iyi bir işbirliği var aramızda, ekonomi alanında özellikle de. Yani Avrupa Birliği ve Türkiye birbirinin en önemli ticaret ortakları. Tabii ki bu bir zemin oluşturabilir ama sadece zemin oluşturmakla kalmamalı. Aynı zamanda sınırlardan ticaret akışını da devam ettirmeye çalışmalıyız. Çünkü insanlar işlerini ancak böyle kaybetmezler. Şirketler ancak böyle işlerine devam edebilirler. Bununla ilgili olarak da yetkililerle zaten temas içerisindeyiz. Ve virüsle ilgili de bilgi alışverişi yapıyor bulunuyoruz. Nasıl tedbirler alınıyor? Ne tür araştırmalar yapılmalı? Hem aşı hem tedavinin bulunması açısından, yani birçok işbirliği alanında birlikte çalışıyoruz. Türkiye yetkililerle Avrupa vatandaşlarının Avrupa Birliği'nde ne geri dönmeleri konusunda çok yakın işbirliğimiz var. Gerçekten müteşekkirim birçok bakanlığın, hava yolu şirketlerinin vermiş olduğu destekten. Dolayısıyla gördüğünüz gibi zaten hali hazırda çok geniş bir yelpazede farklı faaliyetlerimiz var ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Emirhan Çiloğlu has başka asked bir this soru. Emirhan Çiloğlu. Have been possible to help each other better in managing the virus if virüsü, the customs union agreement had been improved? Daha virüs mücadelede birbirimize daha iyi nasıl yardımcı olabiliriz? Gümrük birleşmesi buna yardımcı olabilir mi? Maybe we can ask the question later, but better belki bu soruya sonra gelebiliriz ama ilk kısmına yanıt verebilirseniz daha iyi olur. Yani gümrük birliği anlaşması kısmına. Daha önce de söylediğim gibi zaten çok iyi bir başlangıç var. Yani çok iyi ticaret ortakları zaten Türkiye ve Avrupa Birliği. Beyi bağlamında zaten oldukça iyi bir işbirliğimiz var. Tüm devam etmesini sağlamalıyız. Satın almalar devam etmeli. Bu alanlarda zaten hep iyi sonuçlar elde, iyi işbirliğimiz var. Özellikle Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye arasındaki tırları kan geçebilmesi bir taraftan, öbür tarafa malların taşınabilmesi devam ediyor. Zaten mevcut gümrük birliği bağlamında bu yapılıyor.
Yani mutlaka güncellenmesi gerekmiyor güneyinin. Ama aynı zamanda hali hazır malların akışını barın sınırları geçmesini sağlayabiliyoruz. Başka bir Instagram'dan aldığımız bir Europe come out stronger or weaker after corona and how can Corona'dan Avrupa daha güçlü mü, daha zayıf mı çıkacak ve bunun ekonomik etkisiyle mücadelede hem Avrupa hem Türkiye ne yapabilir? İki farklı soru var burada. Bir tanesiyle başlayayım. Bence bize şunu gösterdi. Birlikte olduğumuzda daha güçlü, daha başarılıyız. Yani çok daha kapsamlı planlarla, çok daha kapsamlı hizmetlere ortaya çıkabiliyoruz. Yani sadece Avrupa Birliği'nde değil, çok krizlerin yaşandık sefer değil bu. Mali, finansal kriz vardı, arada başka krizler vardı. Şimdi bu krizle karşı karşıyayız. Buradan çıkarmamız gereken ders birlikte çalışmak, çok taraflılık prensibini ön plana çıkarabilmek ve tüm kurumların, tüm ülkelerin böyle bir şeyle mücadele, birlikte çalışmasını sağlamak. Tabii bu benzer bir durum şimdi karşı karşıya olduğumuz. Yani bu epidemi birdenbire bir pandemi haline geldi. Yani tüm dünya yıldı ve çok hızlı. Neredeyse tüm ülkeleri dünyaya geliyor şu anda. Dolayısıyla buradaki sorunlar ve çıkarılması gereken ders şu olmalı. Hem Avrupa Birliği içerisinde hem ağları hem de üye ülkeler birlikte çalışma, aynı zamanda küresel de ortak bir yaklaşım için birlikte çalışmalıyız. Ve tabii tüm kaynaklarımızı bir araya getirip bir aşı bulmalıyız. Avrupa Birliği'nde uzmanlar paneli kurduk. Bu uzmanlar paneli aşı üzerinde çalışıyor. Yapılan araştırmaya finansman ayrılmış durumda. Bu aşı çıktığı zaman mümkün olduğunca fazla bu aşının üretilip ulaştırılması gerekiyor. Meryem Kızıl Aslan'da yine Avrupa Birliği'nin geleceği konusunda bir soru sormuş. Yani korona sonrası düzende güçlü bir AB görecek miyiz? Sanırım siz de bilirsiniz, bir kriz sonrasında Avrupa Birliği hep daha güçlü çıkmıştır. Çünkü size nerelerde düzeltmeler yapmanız gerektiğini iyi gösterir. Zaten olan da bu. Dolayısıyla ben bu sorun bizi birbirimize daha yakınlaştıracak ve kriz yönetim prosedürlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Nerede iyi olduğunu, nerede sorunları olduğunu ve bir birlik olarak uluslararası kurumlarla birlikte nasıl hareket ettiğimizi, uluslararası toplumla birlikte nasıl hareket ettiğimizi göreceğizsiyle bizi bir araya getiren, bizi çok yakınlaştıran böyle bir şeyden sonra güçlerimizi düşünüyorum. Yani tüm dünyada bu kriz etkilerini göstermiş. Herkesi etkilemiş durumda bu virüs. Dolayısıyla biz çok daha güçlü bir şekilde çıkmayı bekliyoruz bu krizden. Emirhan Çilo Twitter'dan ilginç bir soru sormuş. Avrupa Birliği düzeyinde bir sağlık bakanlığı mı? Yoksa üye ülkeler sadece kendi ülkeleri tarafından mı desteklenecek? Aslında sağlık müferiden üye ülkelerin sorumluluğu olan bir yapılarımızın, yerlerin, bölgelerin, şeyin, yani farklı katmanlı yapılar, çeşitli kurumlar farklı şeylerden bunu. Her zaman tabii bu konu tartışmaya açık ama şu anda mevcut yapı böyle bir sağlık krizinde ilk sorumlu olan üye ülkenin kendisi. Ama tabii ki Avrupa Birliği de çok çabuk giriyor sağlık sistemlerinin çalışmasını sağlamak için.
tavsiyelerde bulunuyor, gerekli olduğunda yardımda bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa düzeyinde koordinat işbirliğini organize ediyor. Dolayısıyla farklı açılardan yaklaşıyoruz konuya. Misyon var tabii ki sağlık konularıyla ilgilenen ve bir komisyoner var bu konulardan sorumlu olan, ama aynı zamanda insani konularla ilgilenen bir komisyoner de var. Yani farklı açılardan bu Avrupa Birliği içerisinde ele alınıyor ama birinci sorumlu sağlık konusu ülkeler tabii ki. Özellikle böyle bir krizin krize yanıt da asıl sorumlu onlar. Sorularla devam edeceğiz. Bu noktada vize ve vizesiyle ilgili sorular var. Mehmet Yavuz Twitter'dan diyor ki, Türk vatandaşlarının da Schengen bölgesine vizesiz seyahat etme hakkı var. Avrupa Birliği bu adaletsizliği ortadan kaldırmalı diyor. Sizin yorumlarınız nedir? Bu soru için teşekkür. Aslında uzun süredir akılımda olan bir soru bu. Biliyorsunuz vize serbestliği konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapıldı. Çeşitli kriterler çeşitlerine getirilmesi istendi. Büyük bir çoğunluğu bu kriterlerin yerine getirildi. Her iki tarafta da. Yapı komisyonuyla da yakın işbirliği içerisinde, ancak bazı benchmarklar, kriterler var ki bunların halen yerine getirilmesi gerekiyor. Dışanlığı ve diğer gerekli ilgili bakanlıklar eminim ülkelerinde çalışıyorlar ve Avrupa Birliği ve komisyon olarak Türkiye'nin bu kriteri yerine getireceği konusunda bir yanıtımızı tabii ki hemen bu konuyla ilgileneceğiz. Bir soru Ali Özçelik'ten, Instagram'dan yollamış. Üye ülkeler tarafından Schengen başvuruları onaylansa bile vizelerini alamamışlar. Sizin bu konuda yorumunuz ne olur? Evet, bu sorunu duydum. Ve hemen bak, nasıl çözebiliriz bu sorunu diye. Muhtemelen hem diplomatik müşteri dostu bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Bizim istediğimiz bu. Schengen bölgesine dahil olan tüm üye devletlerin bu konuda işbirliği yapmasını bekliyoruz. Ama şu anda tek tek ülkeler, konsular büyükler bu konuyu ele alıyorlar. Doğrudan konsuluklarla temasa geçmek bu sorunları çözmek için daha faydalıdır. Yani vize talebinde bulunmuş ve başvurusunun sonucunu bilmeyen, öğrenen ya da ödediği ücreti konusunda ne olacağını bilmeyen kişinin bu konularda bilgi almak için konsoloslukla ya da büyükelçilikle mutlaka temasa geçsin bir yanıt alabilmek için. Meslektaşlarla konuyu tartışacağız zaten ve biz bu herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir başka sorusu daha var. Üye ülkeler diyorlar ki biz her zaman Avrupa sınırları ve değerlerinin yanında yer alıyoruz. Avrupa Birliği Avrupa değerleri ve sınırlarına dahil ediyor mu? Etmeyeti var mı? Türkiye ile ilişkimiz zaten değerlere dayalı bir ilişki. Türkiye ve Avrupa Birliği değerleri takip ediyor. O yüzden zaten Türkiye bir aday ülke, Avrupa Birliği üyeliği. Zaten üyelik kriterleri değerlerle çok yakın ilişkili. Bir ülkenin nasıl yaptığını, nasıl çalıştığı bunun yakından ilişkili değerler, Kopenhag kriterleri. Ve şu anda krize yönelik olarak
gösterdiğimiz işbirliği ve dayanışma da zaten bu dayalı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Birlikte bu salgına, pandemiye karşı mücadeleyiyoruz. Bu Türkiye ve Avrupa Birliği aradaki ilişkilerin zaten çok günlük hayatın birçok aşamada değerlere dayalı bir olduğunu gösteriyor. Yani çok çeşitli projeler yürütülüyor aşamalarda. Türkiye'nin adaylık sürecini tamamlamasına yönelik birçok çalışma var. Ama hepsi aynı şeyi işaret ediyor. Yani sizin sorunuzu Avrupa Birliği ve Türkiye'nin aslında birçok ortak değere sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi Avrupa Birliği projeleriyle ilgili sorular var. Nakip Nuristani Instagram'dan bir soru sor. Sıhhat projesiyle ilgili bu sorusu. Diyor ki ben aile destekli sıhhat projesinde bir doktorum. Türkiye'deki sağlık çalışma gibi performansa dayalı ödemeler bize de yapılacak mı diyor. Mültecilere, Türkiye'de bulunan mültecilere sağladığımız destek anlamında ki bu anlamda birçok proje yürütüyoruz ve Türk hükümetine de çok yakın ilişkiler içerisinde bu projeleri yürütüyoruz. Birçok insan bu projelerde çalışıyor. Sağlık çalışanları da var. Daha önce de söylediğiniz gibi aynı zamanda öğretmenler var, biraz daha bunları da bu insanların işvereniyle sözleşme ve kurallı olarak bu işveren bakanlık olabilir, ajans olabilir, bir kurum olabilir, bir şirket olabilir ya da STK olabilir. Bu şirkette çalışan kişilerin o sözleşmeye bir takım haları var. Dolayısıyla bu sorulara yanıtı işvereninize başvurmalısınız. Eğer herhangi bir şekilde netleştirilmesi şeyler varsa tabii ki Avrupa'daki meslektaşlar size bu konuda yardımcı olacaktır. PİK test projesiyle ilgili var. Aslında ben şunu söyleyebilirim. Yüzlerce PİK testi olarak aslında hemen aynı şeyi soruyorlar. Bir tanesini okuyacağım ben sadece. Twitter'dan hesaplardan bir tanesi Denir SNG'li PİK test projesinin geleceği ne olacak diye soruyor. Devam edecek ve bu projede çalışan 4000 öğretmen olacak. Yüzlerce böyle soru var. Dolayısıyla çok önemli. Ben insanların neden endişeli olduğunu kesinlikle anlıyorum bu konuda. Bunu daha önce de duymuştum. Ama bu konuda birçok yerde, yani hem Türkiye'de hem Avrupa Birliği'nde var olan bir endişe. Yani insanlar konusunda endişe duruyorlar, kaygı duyuyorlar. Maaşlar, ödenecek maaşlar, işleri konusunda endişeliler, öğretmenler burada. Yine Türkiye'de yardım aracı bağlamında yapılan bu projede çalışıyorlar Suriyeli çocuğa eğitim verebilmek. Ben öncelikle bu öğretmenin çok başarılı bir şekilde yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara teşekkür etmek. Yani hiçbir şekilde kaybolmasını istemediğimiz bir neslin çocuklarına eğitim veriyorlar onlar. Türk hükümeti, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler kuruluşları eğitimle ilgili olanları hepim gerçekten öğretmenlerin çok önemli olduğunu, bize çok önemli destek verdiğini ve sahada bu politikanın başarılı bir şekilde uygulanmasının sizlerin sayesinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür etmek istiyorum bu emekleriniz için. Projenin devamına gelecek olursak PİK test projesi devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'yla projenin devamı önünde bir anlaşmaya vardık. Aslında bizim uzattığımız ilk proje.
Yani Türkiye'deki mültecilere yardım aracı bir sona erdikten sonra devam etmesine karar verdiğimiz ilk proje bu. Yani eğitimin devam etmesi gerektiğini, eğitimin çok kilit bir bileşen olduğunu düşündük. O yüzden de bu mültecilere yardım aracının ilkmasının hemen başlarında bakanlıkla bir an imzaladık. Şimdi sınıfta herhangi bir şey yapılamayacak. Yani sağlık kaygılarından dolayı ve sosyal mesafeden dolayı doğrudan öğrencilerin bir araya gelmesi, sınıfa gelmesi ve orada bir şey yapılması, yani sınıf içi faaliyetlerin devam etmesi mümkün oldu bu kriz bağlamında. Aynı zamanda öğretmenlerin sadece evde oturup bir şey yapmadığını söyleyemeyiz. Tekrar işledikleri zaman yapacakları çalışmaların hazır yapıyorlar. Bu arada birçok öğretmen öğrencilerle de temas kalmaya çalışıyoruz. Doğrularla konuşamıyorlar, doğrudan görüşemiyorlar ama bir şekilde iletişimi koparmamaya çalışıyorlar telefonla, internetle ya da e-maillerle. Yani mevcut tüm yollarla öğrencileriyle iletişime devam ettiklerini söylediler. Bilmiyorum tabii böyle araçla iletişim olan öğrenciler için bir yöntemdirim ama gördüğümüz kadarıyla öğretmenler gerçekten çok istekli çalışmam etme konusunda. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı ile temas içerisindeyiz. Plan nedir? Ne yapılacak? Bunu göreceğiz. Ve umuyoruz ki bu proje devam edecek. Çünkü öğretmenlere ihtiyacımız var. Kriz bittikten sonra öğretmenlerin devam etmesine ihtiyacımız var. O yüzden şu anda diyebilirim ki Milli Eğitim Bakanlığı'yla anlaşma bağlamında PİKTES proje şu anda devam edecek. Çok teşekkürler bu soruya da verdiğin yanıt için. Diğer sorulara geçebiliriz. Bazıları gündem dışı ama ilginç sorular. Eda Kalfa Instagram'dan demiş ki mesaj yapmak isterim Türkiye'deki Avrupa Birliği delegasyonunda ama başvuru tarihini kaçırdım. Farklı staj fırsatları sunuyor musunuz? Sunuyorsanız hangi kanaldan başvurabilirim size? Tarihi kaçırdığınızı üzüldüm. Sizin başvurunuzu da değerlendirmek isterdik. Şu anda kaynaklarımıza, ihtiyaçlarımıza bağlı olarak 2-3 staj yer alıyoruz Avrupa Birliği delegasyonuna. Bir dahaki sefere yine bu konuda duyurusu yaptığımızda lütfen başvurun. Türk vatandaşlarının aynı zamanda Avrupa Birliği staj programına da başvurması mümkün. Yani sadece delegasyon değil, Avrupa Birliği kurumlarındaki staj programlarına da başvurabilirler. Bir 5 saatte çalışabilirler bunlarda. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarında staj yapabilirler yine başvurma. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu web sitesini takip edin lütfen. Her 6 ayda bir duyuyorlar. Başvuru yapabilirsiniz o zaman. Üye ülke vatandaşları değil, başka ülkelerin vatandaşları da staj için başvuruda bulunabiliyor Türkiye'de dahil. Bunu yapın lütfen. Bunlar şu anda sahip olduğumuz iki staj programı. Bir tanesi merkezi olan, yani Brüksel'de AB kurumlar. İkincisi yine AB delegasyonundaki ama tabii burada oldukça küçük bir staj programı söz konusu. Sinan'dan bir soru Instagram'dan. What actions will the European Union take Avrupa Birliği against China about animal markets and animal rights? And he's asking your opinion as well. Hayatları ile ilgili neler yapacak? He adds that WHO organization's first duty is to plot breaks.
Do you think they have fulfilled that? Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgını ilk engellemeye çalıştığı dönemdeki çalışmalar başarılı oldu mu sizce? Dünya Sağlık Örgütü ile sorudan bahsedeyim. Oldukça iyi bir işbirliğimiz var Dünya Sağlık Örgütü ile. Yani bu büyüklükteki krizlerde Türkiye gibi birçok ülkeyle birlikte uluslararası kuruluşların çalışmalarına destek veriyoruz. Çok taraflı bir ölçekte. Yani Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların genel anlamda Avrupa Birliği'nin büyük donörlerinden bir tanesi. Sağlanan destek büyüklüğü değişebilir kurumdan kurum ama genel olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in çok yakın işbirliği içerisinde sağlıyoruz. Ve bu destek devam edecek. Dünya Sağlığı'ndan aldığımız uzman görüşleri de yeni Avrupa Birliği'ndeki uzmanların çalışmalarına dahil ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği arası yakın bir işbirliği var. Sorunun ilk kısmına gelecek olursam, ben bu konuda yorum yapmak istemem. Çünkü çok şey bilmiyorum. Yani haberlerde çok şey duydum, gördüm. Ama bu her bir ülkenin vereceği karar. Yani hijyen durumları, sağlık durumları ile ilgili onlar karar verecekler. Umuyorum ki yapılan araştırmalar bu krizin nasıl çıktığını, nasıl yayıldığını ortaya koyacak. Biz de böylece bir takım dersler çıkaracağız bundan ve böyle bir karar yaşanmaması yaşayacağız. Teachers are still sending a lot of questions. PİKTES öğretmenleri yine çok fazla seviyor. Son sorum olsun. Kişisel var ama bu arada vakit geçiriyorsunuz diyorlar. Herhalde herkesin aynı sorunu var. Evde ne yaparsınız? Biraz zamanınızı planlamanız gerekiyor. Tabii ki güneşe de ihtiyacınız var, D vitamini. O yüzden varsa bahçe yoksa bakmak gerekiyor. Ve hep okumak istediğiniz kitapları alırsınız. Daha önce vaktiniz olmamıştır çünkü. Yani çok şey yapılabilir. Ve aynı zamanda hep tekrar pişireyim bir gün dediğiniz reçetelere dönüp bunları uygulayabilirsiniz ya da yeni şeyler pişirebilirsiniz. Bu arada birçok mesela orkestralar, müzeler ya da kütüphaneler şu anda ücretsiz bir şekilde kayıtlarını erişime açmış durumdalar. Linkleri de gönderiyor Avrupa Birliği örneğin. Yani bir konser dinlemek isterseniz, bir oyun isterseniz ya da kitap okumak isterseniz bu linklerden faydalanabilirsiniz. Biz de buluyoruz evde. Yani böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başka zaman vakit bulamayacağımız şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama bazılarımız da evden çalışıyor. Eminim bugün bizi dinleyenlerin birçoğunluğu da evden çalışıyorlardır. Çalışmaya devam ediyorsunuz. Gerçekten çok önemli. Meslektaşlarınızla birlikte çalıştığınız oranızla sürekli temas halindesiniz çalıştığınız için. Yani normal olarak neden işler de var evden yaptığımız. İnsan bunu yapabiliyor tabii, yani eve getiremeyenler var, başka yöntemler bulmak alıyorlar ama herhalde hem çalışıyoruz evden hem zamanımızı faydalı bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Bir soru daha var Kenan Bey'den. Diyor ki, siz kişisel olarak tedbirler alıyorsunuz. What measures do you take personally?
Yani kişisel olarak aldığınız önlemler neler? Tavsiyelere bakacak olursak tabii ki öncelikle hijyen tavsiyeleri vardı. Mesafeyi ayarlamak. Şimdi bütün dünya artık yani mesafe fenomeniyle tanışmış durumda. Sosyal mesafe dört insanlarla arasında ama aynı zamanda başarılı tedbirlerden bir tanesi basit olmasına rağmen olarak elleri yıkamak, sağlık örgütünde ya da dezenfektanlar kullanmak. Tabii bazı ülkelerde örneğin maske zorunlu her yerde aynı değil galiba. Bazı ülkelerde insanlar maske takmak zorunda, maske takması teşvik ediliyor. Özellikle marketlere gittikleri zaman yani bütün bunlar ciddi almamız gerekenler ve bu tedbirleri uygulayarak virüsün yayılımını azaltmalıyız. Yani sadece kendimiz izlemeyeceğiz, aynı zamanda başkalarına da bulaştırmayacağız. Parti, şimdi rakamlara bakacak olursak, eğrinin düzleşmeye başladığını, enfeksiyon eğrisinin düzleştiğini görüyoruz. Aynı zamanda ölüm sayısında da bir azalma olduğunu görüyoruz. O yüzden bu tür terin ve bütün bu tavsiyelerin işe yaradığını demek mümkün. Bilim adamları ve doktorların yaptığı tavsiyelerin işe yaradığını söyleyeyim. Bir soru daha soracağım. Yeni dünya düzeni ile ilgili. Hem medyada da tartışılıyor. Bazı insanlar karar bu konuda. Neşe sorusu İstanbul Kadıköy soruyu soruyor. Dünya düzeninde işbirliği dayanışma nasıl olacak düşünüyorsunuz? Bazı insanlar oldular bu konuda. Bu yeni dünya düzeni sizce nasıl olacak? Ne bir olsa her şeyin çok kötü göründüğü bir soru konusu olsa insanların hemen bir araya geldiğini görüyoruz. Kaynakları getirdiklerini bir araya getirdiklerini ve bu tür krizlerle mücadele etmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Böylesi bir ölçekte en son ne zaman bir kriz oldu bilmiyorum. Tabii 2008'den krizi olmuştu. Çok ülkede etkilenmişti. İkinci Dünya Savaşı'na da dönmek istemiyorum. İkinci Dünya Savaşı tarihi dünyayı etkiledi. Ama yani her zaman bizi bir araya getiren, birlikte çalışma sağlayan, yeni yöntemler, yollar bulmayan bir ivme oluyor gibi perde öyle. Yani bir şekilde bir yolunu bulup bir virüsün yayılımını durdurmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini, nasıl tedbirler almamız gerektiğini biliyoruz. Bu açıdan oldukça iyimserim. Yani krizden çok ders çıkaracağımızı düşünüyorum. Ve bir sonra karşıda çıkacak olan şeye de hazırlıklı olacağımızı düşünüyorum. Yani karamsar değilim. Bildiğimiz dünya düzeni çöküyor, değişiyor demeyeceğim. Sadece adapte oluyoruz. Kendimi adapte ediyoruz. Böylesi büyüklükte bir krize diyeceğim. Bu küresel pandemi konusuna döneceksek iki sorumuz var. Bir tanesi Twitter'dan. Germany, if Germany is any leadership at this time and continues if the eurozone is at the end of this crisis. Ve Euro bölgesi bu krizin sonunda ayakta kalacak. Ne zaman bir kriz olur? Hep aynı sorular sorulur. Avrupa Birliği hala olacak mı diye. Avrupa Birliği evet, daha ayakta olacak. Dayanışma ve üyelikte çalışması konusuna gelirsek özellikle ulusal sisteminize bir saldırı olduğu zaman ilk buna yanıt verilecek olan ulusal
yorumlar ve yetkililer oluyor. Ama dediğim gibi hemen sonrasında Avrupa Birliği'leri üye ülkelerle bir araya geldiler. Bir plan yapmak için krizle mücadele konusunda. Yani bu plana baktığımız zaman bir tarafın araştırmanın olduğunu, diğer tarafın da gerekli sağlık ekipmanının satın alınması olduğunu görüyoruz. Yani sağlık alanında kaynakların bir araya getirilmesi yakın birliği var. Ama aynı zamanda pratik birliği de söz konusu üye ülkeler arasında kriz çıktığından bu yana diyoruz. Örneğin dünyanın herhangi bir yerinden Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği vatandaşının geri dönmesi söz konusu olduğu zaman hangi uçuş organize edilmiş olursa olsun o Avrupa Birliği vatandaşı o uçuşa binebiliyor. Yani herhangi bir AB vatandaşı, herhangi bir AB'nin konsolosluğuna ya da büyükelçiliğine gidebilir. Yine bu da ülkeler arasında ne kadar güçlü bir işbirliği olduğunu. Aynı zamanda pratikte de işbirliği görüyoruz. Yani bir ülkeden diğerine hastalar götürüldü. O ülkede kapasite sıkıntılı olduğu için başka bir ülkeye götürüldü hastalar tedaviler için. Aynı zamanda sabanları, eldivenler, ventilatörler, maskeler arkasına gönderildi. Bunun yanı sıra ülkeler çok iyi bir işbirliği yaparak malların serbest dolaşımını devamını sağladılar. Yani ticareti devam ettirdiler. Aynı zamanda Avrupa Birliği dışındaki ticaret ortaklarımızla da ticareti devam ettirdik. Yani birçok şekilde üye ülkeler bir haldeler. Örneğin Maliye Bakanları bir araya gelip büyük bir ekonomik paket belirlediler. Bu kriz ekonomik etkileriyle çıkabilmek için bir ekonomik paket derleştirdiler. Üye ülkelerin erişimi olacak. Bu paket Avrupa Komisyonu'ndan doğrudan alabilecek ülkeler. Özellikle de istihdamın korunması, insan koruyabilmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelere desteğe odaklanmış durumda. Gerçekten oldukça önemli miktar ayrıldı buna. Büyüklükten bakıyoruz. Dolayısıyla aslında ne kadar büyük bir işbirliği olduğunu görebiliyoruz Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında. Yani sadece sağlık kısmı değil, ekonomi ilgilenmesiyle de ilgili işbirliği var. Şimdi bir soru daha var. Ülkeler kendisi eğer proje devam edecek olursa Erasmus Plus öğrenci eğitimi de devam edecek mi? Yani Erasmus öğrencileri ve onların eğitiminin geleceği nasıl olacak? Erasmus programı öncelikle şunu söyleyeyim, Avrupa Birliği'nin en başarılı projelerinden bir tanesi. Avrupa Birliği'nin son 2 yıldır yürüttüğü en başarılı proje genç insanların başka ülkeleri keşfetmesi fırsatını veriyor onlara. Başka ülkelere gidiyorlar. Hem eğitim sistemlerini, öğrencisel deneyimleri, dostluklar kuruyorlar. Erasmus dönemi bittikten sonra da bunu kendi ülkelerine evlerine giriyorlar. Bu açıdan bakıldığında Avrupa Birliği zaten Erasmus projesini bir sonraki proje döngüsünde 2021'de başlayacak döngüde de devam etmeye karar verdi. Zaten Erasmus projesine ayrılan bütçeyi artırmıştı. Dolayısıyla bu devam edecek. Türkiye Erasmus programının önemli ortaklarından bir tanesi. Yaklaşık 500 bin Türk öğrenci her birindeki üniversitelere geliyor. Yaklaşık 55 bin AB'li öğrenci de Türkiye'deki üniversitelere geliyor. Gerçekten çok faydalı bir değişim bu. Ülkenin birbirini anlaması, öğrenmesine çok katkıda bulunuyor. Bu devam edecek. Yani şu anda mevcut dönemde ne yapıyoruz? Bu sanırım ilgili üniversitelerin kararlarına da bağlı. Bu üniversiteler açık mı?
eğer devam ediyor mu, yoksa aktılar mı döneme, bu biraz ile. Eğer spesifik sorularınız olursa, sizin özellikle kendi bursla Erasmus bursunuzla ilgili sorularınız varsa, önünüzdeki Erasmus türüyle mutlaka konuşun. Eğer Türkiye'deyseniz de ulusal ajansla lütfen temasa geçelim. Onlara sorun. Onlar çok daha detaylı bilgilerdir bu konuda. Bir daha var. Avrupa Birliği'nden geri çekilmeler gerek mi? Brexit gibi bir şey mi? Akdis ülkelerinde bazı politikacıların bir takım yorumları oluyor. Böyle bir şey bekliyor musunuz yani? Hayır, beklemiyorum. 27 üye ülke birlikte kalmaya edecekler. Bu 27 ülke birçok zor durumu atlattı. Birlikte kalmayı başardı. Kalmaya da devam edecek. Daha önce de söylediğim gibi bu krizden alınanlardan bir tanesi, Avrupa Komisyonu Başkanı da söylediği gibi, birlikte durmalıyız, birbirimizin yanında durmalıyız. Böylesine bir krizin üstesinden gelebilmek için alınacak ders budur. Yani böylesi büyük bir krizle tek başına başa çıkamaz. Yani birçok ülkenin bir araya gelmesi, birlikte gerekir. Başka bir soru Instagram'dan. IMF agreement, and he's asking, is there any EU country that will borrow money from IMF, or your opinion? IMF'den örneğin borç alır, IMF'ye borçlanacak, başvuracak herhangi bir Avrupa ülkesi var mı? Tam anlayamadım. Sure. Tekrar edebilir misiniz? Instagram'dan Oğuz diyor ki standby anlaşmaları, IMF'nin standby anları. Bir de IMF'nin yazılı açıklaması var. Herhangi bir Avrupa ülkesi IMF'ye başvuracak mı? Soru. IMF programı bu krize bir yanıt olabilir mi? Bilmiyorum. Ne oldu Avrupa Birliği'nde sadece söyleyebilirim ben. Dediğim gibi Avrupa Birliği Maliye Bakanları bir araya geldi ve çok büyük bir paket çıktı. Bu toplantıda yani Avrupa Yatırım Bankası ile de işbirliği içerisinde, komisyonu Avrupa Yatırım Bankası işbirliği içerisinde Maliye Bakanları gerçekten büyük bir paket ortaya koydular. Ankara'da bir IMF ofisi var. IMF ile bilgileri doğrudan oradan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Sorumuz, zamanımız bitiyor. Gerçekten belki böyle bir şey yine yapabiliriz. Çünkü yanıtlayamadığımız birçok soru da geldi. Twitter'dan gelen bir soru var. Türkiye will become a full member of the European Union, a question which you have received for a lot of time. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olacağını düşünüyor musunuz? Evet, Türkiye AB arasındaki üyelik müzakerelerinin son durumu nedir? Çok net olacağım bu konuda. Şu anda müzakere yok, devam eden, bunu biliyorsunuzdur. Bu müzakereler donduruldu, durduruldu. Ama ben şahsen Türk yakın işbirliğinin her yerinde, hem Türkiye hem AB için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siyasi sorunlar çözüldükten sonra katılım tekrarlar ve o yönde ilerlemeye başlayıp bizim için çok net söyleyeceğim, Türkiye bir aday ülkedir ve Türkiye çok önemli bir ortaktır, kilit ortaktır birçok açıdan, sadece politika değil. Ama biraz önce söylediğim gibi böylesi bir pandemi mücadelede de çok önemli bir
ortaktır. Dolayısıyla bu sürece devam etmek her iki tarafın da faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Ve son sorumuz. Compiling again a lot of questions which we received from PICTES students. PICTES öğren gelen soruları ben özetleyeceğim. Maaşları soruyorlar. Any cuts in their payments yapılan ödemelerde bir kesilme okullar kapalı olduğu dönem. Avrupa Birliği bu konuda ne yapacak diye merak ediyorlar. Yani bir pozisyon alacak. Daha önce söylediğim gibi PICTES programı devam ediyor. Bu programı öğretmen istihdam eden program ve devam edecek. Sadece sınıfta birebir öğretmenler ders yapamayacaklar. Biz delegasyonu olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile temas halindeyiz. Ne tür adımlar atabiliriz ki proje devam etsin? Bunu görüşüyoruz. Proje bağlamında bakanlık istihdam ediyor öğretmenleri. Dolayısıyla ilk formaleken yer orası. Mabar olarak finansman sağlayan taraf olarak bakanlıkla iletişim halindeyiz. Bu projenin devamını size acaba eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben öncelikle dinleyen, katılan herkese çok teşekkür ederim. Yani senin de söylediğin gibi eğer daha fazla soru olursa yine böyle bir oturum yapabiliriz. Avni'nin rolü Türkiye'de çeşitli proje ve programcılığıyla neler yaptığımızda birçok insanın sorusu olabileceğini düşünüyorum. Ne olacak bunu da merak ediyor insanlar ama her şeyden önce o zaman da eminim hepimiz bu krizi atlatacağız, sağlıklı kalacağız ve en enfekte olan herkese acil şifalar diliyoruz. Mümkün olduğunca hızlı iyileşsin insanlar. Herkese çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, gösterdiğiniz ilgi için, sorular için çok teşekkürler. Teşekkürler. Bize katıldığınız için gece. Yaklaşık bir saattir online'ız. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalmanızı diliyoruz bu vesileyle. Ve aynı zamanda aslında hemen hemen aynı günlere gelen dini zamanı bu aralar. Hem geçmiş Berat Kandili'nize hem Paskalya'yı hem de Hamursuz Bayramı'nı hepsini kutlamış olalım bu vesileyle. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle.